3 gün önce bir haber getirmiştik ekranlarınıza. Bursa İstanbul yolunda yaşanan çok kötü bir motosiklet kazasının haberiydi bu. Haberde olay anı yoktu. Bu yüzden de kazanın nasıl gerçekleştiği konusunda aklımızı kurcalayan bazı sorulara yanıt bulamamıştık. Artık o yanıtı bulduk. Ama gelin önce o haberimizi bir kez daha izleyelim. Ne demişiz o gün? Ardından dehşetin perde arkasına bakacağız. Bir, iki, üç. Gördüğünüz gibi kayıt onlarla başlıyor. İstanbul-Bursa arasında bir otoban burası. Görüntüyü otomobilin içinden çeken de 8 yaşında bir çocuk. Daha 8 yaşında ama olacakların farkında. Babasına söylüyor. Var mı arkada başka? Baba ve çocuklar otobanda devam ediyorlar ve... Yolun ortasında koca bir jant, kazanın habercisi. Otomobilin altına giriyor, bir süre sürükleniyorlar ve korktukları oluyor. Abi fotoğraf falan çekelim. Tamam yok abi yok, çok kusura bakma. İfadeler çelişkili. Kazaya kim neden oldu, ne neden oldu bu sorular ortada. Tek bilinen kayıtta yok ama şerit değiştiren bir otobüs ve çok şiddetli çarpma. Sonuç ölüm. Oh, oh. İşte böyle demiştik. O dehşetin perde arkasına bakalım şimdi. Çünkü elimize o anın görüntüsü geldi. Aklımızı kurcalayan sorulara anca yanıt bulabildik ki o gün demiştik ki hızdan emin değiliz. Hızla ilgili herhangi bir cümlemiz yoktu. Bugün o kaza anın görüntüsü ulaştı haber merkezimize dedik. Kayıt feci kazanın sadece birkaç saniye öncesinden başlıyor. Ve kazaya karışan motosikletlerden birinin kadranını gören kamera aslında her şeyi anlatıyor. O kadranda saatte tam 298 kilometre yazıyor. İşte o görüntü. Yani o feci ölümün birkaç saniye öncesi. Kayıt bu kez o motosikletlerden birinin kadran kamerasında. Otobanda yarış yaptıkları o kadar belli ki kameranın açısı hız sayacını görüyor. Dehşet an be an kaydediliyor. Gördünüz, hızı saatte 298 kilometre. Yanlış duymadınız, tam 298 kilometre. Ve o an. Görüntü tam bir dehşet anı. İşte bu motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti o kazada. Orta şeritteki yolcu otobüsünün sağından geçmek istedi. Otobüse değil belki ama onun sağındaki bir başka otomobile çarptı. Şiddetli çarpma faciaya neden oldu. Sürücü havada taklalar attı. Sadece o değil, onunla birlikte kameranın kayıtta olduğu bu motosiklet ve sürücüsü de otobanda metrelerce sürüklendi. Allah rahmet eylesin diyeceğiz elbette. Ona da geçmiş olsun diyeceğiz ama 298 kilometrelik hız gerçekten akıl alır gibi değil. Yine bir motosiklet haberi var sırada ve yine bir kaza. Kaza bu kez o kadar korkunç diyebileceğimiz bir kaza değil. Motosikletin sürücüsü yaralanmıyor. Yaralanmıyor ama ona çarpan, daha doğrusu onun çarptığı aracın sürücüsü tam bir kural tanımaz. Tam bir, tekrar edelim, bunu söylediğim zaman kızanlar var ama trafik teröristi. Bakın ne yaptı. Bu ana dikkat. Bir kazanın hemen öncesi bu ve o anın içinde çok ayrıntı var. İstanbul Samandıra'da oldu kaza. Motosikletli kendi yolunda gidiyordu. Sonra bu araç bir anda önüne çıktı. Daha doğrusu direksiyonu önüne kırdı. Ama aracın sürücüsü ne sinyal verdi ne de aynadan arkaya bakıp gelen giden var mı diye kontrol etti. Doğrudan sola yöneldi. Üstelik bunu U dönüşünün yasak olduğu yerde yaptı. Ve sonuç. O motosikletin sürücüsü kazada yaralanmadı bile. Çünkü hızlı değildi. Ama olabilirdi. Ve bu haber aslında acı bir sonla bitebilirdi. Bu da kazanın hemen sonrası. Trafik teröristi bir an duruyor. Ama yardım için değil. Yarım kalan kural dışı manevrasını tamamlamak için. Aracın plakası o an açıkça görünüyor.
07 MCE 42 ve sürücü kaçıp gidiyor. Dönüp bakmıyor bile. Motosikletlinin yardımına ise gerçekten yardımseverler koşuyor. Şimdi bu iki haberin üzerine söylemek istediğim bir şeyler var. Neden? Çünkü hem otomobil hem de motosiklet kullanan biriyim. Yani ikisinin duygusunu da az çok biliyorum. Şunu söylemek lazım. Özellikle otomobil kullananlara. Bakın, motosiklet motorlu bir araçtır. Lütfen dikkatli olun ve fark edin. Sıkıştırmayın, iteklemeyin. Çünkü sizler gibi rahat değiller motosikletin üzerinde. Daha büyük tehlike. İki tekerlek var çünkü. Ama tabii ki motosiklet sürenlere de bir şey söylememiz lazım. Dedim ya, her iki duyguya da hakim diye. Lütfen siz de motorlu araç olduğunuzu bilin ve trafikte ona göre davranın. Çünkü fark edilmeniz daha zor. Çünkü sizin çok daha dikkatli olmanız gerekiyor. Ancak bu duygularla keşke bir rotasyon yapabilsek, otomobil kullananlar bir gün motosiklet kullansalar bunu görebilsek, ama lütfen birbirinize dikkat edin. Özellikle de motosikletliler.